Esselamu aleyküm ve rahmetullah. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin. Errahmanirrahim. Maliki yevmiddin. İyyake na'budu ve iyyake nestaîn. İhdinas sıratal müstakîm. Sıratal lezîne en'amte aleyhim gayril mağdûbi aleyhim veleddâllîn. Amin. Mektubat 10. mektup. 30. sözün 2. maksadına zeyl, yani tahavvülat-ı zerrat tarifi, 30. sözde yapılan tahavvülat-ı zerrat tarifinin açıklaması olarak yazılmış olan bu mektubu okuyor idik. O ortalarında bir yerde kaldık. Kaldığımız yerde İmam-ı Mübin, Kitab-ı Mübin ayrımı yapılıyor ve Kitab-ı Mübin'in son paragrafına gelmiş idik. Başlıyorum okumaya. Ehli gaflet ve dalalet ve felsefenin ahmaklığına bak ki kudreti fatıranın o levh-i mahfuzunu ve hikmet ve irade-i Rabbaniye'nin o basirane kitabının eşyadaki cilvesini, aksini, misalini hissetmişler. Haşa, tabiat namıyla tesmih etmişler, körletmişler, manasızlaştırmışlar. Herhalde şöyle bir hatırlama yapmada fayda var. Kudret-i Fatıra, kainatı yaratan kudretin levh-i mahfuzunu öyle bir İmam Mübin diye anlatılmıştı ya, levh-i mahfuzu var, onun ilmen bilgisi dahilinde bilerek, dolayısıyla şuurlu olarak yaratan bir yaratıcı var. Levh-i mahfuz onun yaratma özelliğinin, ki kainatta onu görüyoruz, yanı sıra onunla birlikte bilme özelliğiyle de yarattı ve dolayısıyla şuurlu bir yaratmayla karşı karşıyayız manasına geliyor diye daha önce de konuştuk. Levh-i İmam-ı Mübin'i açıklarken bunun böyle bilinerek yaratıldığı, dolayısıyla o bilinerek yaratılmak, yaratma, şuurlu bir şekilde yaratma, dolayısıyla anlamlı bir şekilde yaratma. Anlamlı bir şekilde yaratma ise neyi gerektiriyor? Anlamlı bir varoluş gerektiriyor. Şimdi ehli dalalet ne yapmış bu anlamlı varoluşun? Ele almış hikmet ve irade-i Rabbaniye'nin o basirane kitabının eşyadaki cilvesini, o basirane kitabı ne demek? Gören kitap. Ama gören kitap neydi? Yani görülerek, bilinerek yazılan kitabının eşyadaki cilvesi o, levh-i mahfuz, ilim. İlim neyi gerektiriyor? Bilmeyi gerektiriyor. Bilme insan açısından neyi gerektiriyor? İnsan açısından, insan kendi dünyasına baktığında bilmek neyi gerektiriyor? İşte görmeyen, duymayan, hissetmeyen bilemez ki, insan böyle tarif ediyor.
Onun için gören basirane kitabının o levh-i mahfuz ki bilerek yaratmanın ifadesiydi. Eşyadaki cilvesini, aksini, misalini hissetmişler. Haşa tabiat namıyla tesmih etmişler. Yani kainat maddenin bizzat kendisidir. Demekle birlikte materyalistler dolayısıyla şu kainatta gözlemlediğim özellikler de maddenin kendisinde olan ve o maddenin tabiatında olan özelliklerdir diye tanımlamışlar. Şimdi maddenin tabiatında olan özellikler aslında buradaki ifadede ilmi ilahiyi temsil ediyor. Levh-i mahfuzu temsil ediyor. Levh-i mahfuzu temsil etmekle birlikte bu insanlar kainatın bir yaratıcısı bunu bilinçli bir şekilde bilerek yarattı demek yerine sanki maddenin bizzat kendisinde ilim var, bilgi var anlamına gelen maddenin tabiatında bu şekilde olmak var demişler. Onu tesmiye böyle isimlendirmişler. Dikkat edersek tabiat diyen kimse, yalnız Türkçedeki kullanıldığı şekilde, canım o doğaldır dediğimizde ne kastettiğimizi bilmiyoruz. Doğaldır demek, onun tabiatında böyle bir özellik var. Dolayısıyla onun tabiatındaki özellik bir ilimdir, bilgidir. Bilginin tecellisi olarak yani böyle yapıyor. Bu şekilde yapıyor madde kendisi. Fakat o bilgi maddenin kendisindedir anlamına gelir ama şimdi tabiat diyenler bunun bilincinde mi değil mi o ayrı konu. İnsanlar ne yapıyorlar ayrı konu. Fakat tabiat denilince maddenin kendisinde maddenin ne yapacağı, ne olacağı, nasıl gelişeceği bizzat kendisinde sanki bilgi cinsinden var. Kendi özellikleri olarak var. İşte öyle olmuşlar. Gerçi anlamsız, ben de izah edemiyorum da. Yani kelimelere koyamıyorum. Neye? Anlamsız. Yani nasıl maddenin kendisinde bilgi olduğuna dair hiçbir özellik yok. Onu tabiat demişler, körletmişler, anlamsız hale getirmişler. Körletme tabiri de bana Kur'an'daki bir ifadenin buraya yansıması olarak, bilinçli olarak kullanılmış bir ifade gibi geliyor. Hani onlar bu dünyada kör olan ahirette de kör olur var ya. O ayeti kerime, duymuşsunuzdur bu ayeti kerimeyi. O ayeti kerimenin manasını yansıtıyor. Eğer sen bu dünyada maddenin kendisinde ilim var diyecek şekilde o kadar zulmetmişsen, bir hatayı benimseyecek tercih yapmış isen, ahirette de yani tekrar yaratılışta artık sana verilenlerin bilinçli bir şekilde verildiğini anlama imkanına sahip olmayacaksın ve onlardan faydalanamayacaksın. Şimdi bu dünyada tabiatta dese, ne derse desin, artık başka isimleri gündeme getirmeye gerek yok. Ne derse desin, bu dünyada bir herhangi bir şeyden faydalanırken, yeme içme de olabilir, kullanma da olabilir, kainattaki güzelliklere bakıp zevk alma da olabilir, her neyse heyecanlanma da olabilir, her ne olursa olsun bunlardan faydalanırken onlar kendi kendine böyle oluşmuşlar, onların kendisinin içinde bilgi var.
işte kendi bilerek böyle yapıyor kendini. İşte ağaç bilerek kendini meyve verecek şekilde yapıyor diye yorumladılar diye ağaç o kimseye meyve veriyor olmuyor. Ama yeni yaratılışta ağaç o şekilde kendisindeki bilgi ile bu meyvesini üretiyor diyen insana ağacın kendisinde bilgi yok ki diye gösterilecek. O zaman bilgisiz olarak ağaç yaratanın bilgisi olduğunu anlayacak ama sen ağacın kendinde demiştin. Hadi ağacın kendindeki bilgi üretsin bakıyorsun. O belli olacak. Şimdi belli değil. Yani belli anlaşılıyor da sonucunda bu ağacın kendisindeki bilgiden geliyor ya da yaratıcısının bilgisinden geliyor demenin meyve almada farkı yok. Gerçi meyveyi yedikten sonra ondan faydalanmanın insani duyguları tatmin eden yönü itibariyle var ama meyveyi elde etmede yok. Şimdi yeni yaratılışta ağaçta bilgi olmadığı açıkça bilinecek şekilde yaratılınca bak şimdi bilgi yok. Hadi bakayım bilgisi olmayan bu odundan meyve al denecek. Yaratıcının bilgisi kabul etmediği için yaratıcının bilgisi tecelli etmeyince bu odundan bilgi al diyecek. Pardon meyve al diyecek. Denilecek. O şekilde yaratılacak. Her şey açık beyan olacak. Şimdi burada esbab perdesi düzen var falan. O düzeni takip ettiğin zaman insan muhakemesiyle bir sonuca ulaşıyor. Bunu bir örnekle, basit bir örnekle inşallah anlayacağız. Ama ahirette böyle bir düzenin muhakeme sonucunda anlaşılması değil, böyle bir düzenin kendisinde açıkça belli olacak. Cennet, yaratıcının bilgisiyle ağacın meyve verdiğini inananlara yaratıcının odundan devamlı meyve vermesinin ifadesidir. Meyve yiyecek bitmeyecek. Ezeli ve ebedi tecellisidir. Yeni yaratılışta cehennem odunun kendisinin meyve yapmadığını bizzat yaşayarak görüp meyvesizliğin yaşandığı yerdir. Cehennem. İnsanın hiçbir beklentisinin gerçekleşmediği yerdir. Eğer o beklentiyi yaratıcıya izafe etmedi de maddeye izafe ettiyse al sana odun meyve yapsın. Hadi bakayım. Ve onun meyvesini ye denecek. Odunda bilgi yok ki meyve yapsın, onun meyvesini yesin. Meyvesiz kalacak. Bu yalnız meyveden ibaret değil, insan beklentilerinin hiçbirinin karşılanmadığı yere cehennem denir. Erkan'ın yazdığı var. Madde, tabiattaki devinim maddedeki değişime neden oluyor. Ve milyarlarca süren bir devinim, evrim denilen bir seçiliş ve ayrışma ile bugünkü halini almış diyorlar. Bu ifadeler insan aklını ve kalbini ikna etmekten öte bir sahte din gibi dogmatik kabullere götürüyor. Milyarlarca yıl boyunca diye de ayrıca ifade etmiş. Milyarlarca süren bir devinim, milyarlarca yıl diye yazmış ama ne kastettiğini oradan anlamadım. Şimdi şu anlaşılıyor. Maddedeki devinim. Devinim yeni çıkmış bir kelime olmalı ki ben yabancısıyım onun. Çoktandır Türkçe'de kitap okumadığım için.
Herhalde hareket demek istiyorsun. Ama mesele bu hareket nereden geliyor? Efendim, nereden geliyor? Hareket nereden geliyor? Madde neden hareket etsin ki? Hareket edecek de değişecek. Değişince milyarlarca yıl, dolayı anladım şimdi neye yazdığınızı. Milyarlarca yıl süren bu devinim, bu hareket, evrim denilen bir evrim denilen bir serçiliş ve ayrışma ile bugünkü halini almış kendi kendine. Evet. Şimdi şöyle düşünelim. Bunu sonra bu devinim nedir diye, devinimsal, önsal denince daha bilimsel oluyor diye, yani alaylı gülücüklerle Erkan, yani bilimsel konuşmuş oluyoruz bu kelimeleri kullanınca. Hareket deyince yani basit avami konuşma mı zannediliyor? Artık bu öyle gelmiş öyle gider bir durum. İnsanlar uydurup duruyorlar bir şeyler. Efendim, bunu nasıl en güzel şekilde anlayacağız? Şimdi kitap örneğimiz bizim her zaman kullandığımız örnek ya, buraya uygulayalım. Kitaba bakıyor adam, kitapta çizgiler var. Sonra o çizgilerde eğiklik, büyüklük, bir şekiller var. Diyor ki, ha diyor. Ya bu çok basit bir örnek ama bana çok gerçekçi geliyor. O çizgilerin evini, buradaki Erkan'ın kullandığı kelimeyi kullanacağım. O çizgilerin evinimi mi demiştiniz? Erkan o kelimeyi bilmiyorum da tahmin ettim. Devinima. O çizgilerin şu veya bu şekilde devinimleri var ya, şekil değiştirmeleri ama ben doğru bir ifade olduğundan emin değilim de öyle alaylı olarak konuşuyorum. Mana dediğimiz şey onlardan çıkıyor diyor. Yani işte mana buradan çıkıyor diyor. Anlam buradan çıkıyor. O şekillerin içinde o şekillerden dolayı, o çizgilerin değişik şekil almasından dolayı mana çıkıyor diyor. Kitabın yazarı falan yok diyor. Öyle şuurlu bilir birisi bilgisiyle o kitaptaki harflere şekil verdi demiyor. Tabiat onun içinde kendinde olan bir özellik demek. Peki bu nereden geldi? Bu özellik nasıl kendi kendine devamlı değişerek daha mükemmel sonuçlar veriyor? Bunların cevabı işte öyle oluyor. Milyarlarca yıl boyunca olmuş böyle. Nasıl olduysa olmuş deniyor işte. İnsan gerçekten düşünmesi lazım, kabul edilebilir bir şey mi değil mi diye. Pratik hayatta şöyle düşünüyoruz. Yani bir insan için konuşurken diyoruz ki, bakın o kimsenin tabiatı böyle, yani mizacı böyle manasında. Dolayısıyla kendi özünde var manasına geliyor bu konuşmalarımızda. Günlük konuşmalarımızda kendi özünde böyle bir şey var. Fakat bu her zaman vurguladığımız bir nokta vardı değil mi? Hatırlayalım. Yaratılışı ifade etmez ki. Yani insanın gerek maddesinin, gerek karakterinin, gerek tabiatı dediğimiz özelliğinin yaratılışını ifade etmez ki, varoluşa gelişini ifade etmez ki bu söylediğinden bu konuşmalar. Ya böyle yapılmış, bu özellik verilmiş, bu özellikle yaratılmış, şimdi o özelliği gereği bu şekilde sonuç veriyor ki kendisi vermiyor.
o özelliği veren ona bu sonucu verdirtiyor. Ona göre yeni verilen yeni sonuca, kastedilen bilinen yeni sonuca göre o maddeye, o şeye varlık veriliyor. Yani kitabı yazan tek tek harfleri yazarak geliyor. Ve dolayısıyla kitap o yazarın ilmini bize anlatacak şekilde tanzim ediliyor. Harfler, cümleler, kelimeler, cümleler, paragraflar o şekilde o ilimle düzenleniyor. Yoksa çizgiler kendi kendine A, B, C şekline girme özelliğine sahip denildiğinde meşhur bir söylem vardır. Buna maymunlar bile güler derler. Evet. İşte İmam-ı Mübin'in imlasıyla, yani kaderin hükmüyle imla yazdırma yani kalem-i İmam-ı Mübin'in o bilginin, o levh-i mahfuzu sonsuz bilgiyi ifade eden, yaratıcıya ait olan o bilginin gerçekleşmesiyle, yani kaderin hükmüyle, yani şöyle olacak diye o bilginin bir şekilde o bilginin sanki kitap şeklinde yazılmasıyla, yazmak için kudret lazım. Ama kudret bilgisiz olsa yazı bir şey ifade etmez. Bilgisiz çizik olur. Bir kitap olmaz veya cümle olmaz. Onun için kaderin hükmüyle demek içerisinde artık ilim bir irade ve kudret kullanımı neticesinde belli bir formda varlık aleminde kendini gösterir hale gelir ki bizim için ona vücut verme denir. Yani bir maddeye vücut verme. Çok basit örneğinde kitabı yazma. Şimdi kitabı yazan yazarın bilgisi var. Ama kitabı yazmazsa bizim onun bilgisinden haberimiz olmaz. Kitabı yazdığı zaman bilgisinden haberimiz olur. Ama kitabı yazmak için şimdi daktiloyla yazılıyor, yok makineyle yazılıyor, dijital yazılımlar var. Ayrı konu ama burada bir tecelli etmesi için bir kudret kullanılması lazım ki kainata gelince bir kitap gibi düşünülmesi lazım. Hatta bilemiyorum teknik inceliklerini de isterseniz digital dedikleri, Türkçe'de ne deniyor, dijital mi derler artık tahmin ediyorum. Dijital kitapta da yine bir maddi forma sokmak için orada çips midir ne diyorlarsa hangi teknik kullanılıyorsa ona kayıt var. Elektrikli kayıt var. Elektrikle kaydediliyor. Daha önceden mürekkeple kalemle kaydediliyordu. Şimdi elektrikle kaydediliyor ve fark etmez. İsterseniz kalemle kaydedin, isterseniz elektrikle kaydedin. Elektrik gücü kullanarak kaydedin. Her iki halde de bir kuvvet tecellisi gerekiyor. Onu da maddi şekle sokmak suretiyle bize gösteriyor. Bak ben bunu biliyorum, yaptım, sizin gözünüzün önüne de sunuyorum deniyor. Erkan kargalar güler diye benim maymunlar güleri düzeltti. Günümüz maddecileri dahil seküler bakışın kabul etmediği veya örtbas etmeye çalıştığı şey kitap örneğindeki bir harfin yazılmasındaki bilinçli iradedir. Evet.
örtbas ettiği bilinçli iradeyle kitap örneğinde harflere şekil veriliyor. Tercih yapılıyor. O da bilinçli bir iradeyle, iradenin tercihinin sonucudur. Onu görmek istemiyor diyor Erkan. Öyle gözüküyor. Yani yazdıklarından, konuşmalarından bu sonucu çıkartmak zor değil. Yani İmam Mübin'in imlasıyla, yazılmasıyla, yazıya dökülmesiyle, yani kaderin hükmüyle, yani bilerek belli bir kalıba sokma. O kalıp içerisinde şu dünyada gördüğümüz şekle getirip bize sunma, insanlara sunma. Kaderin hükmüyle ve düsturuyla kudret-i ilahiye, işte o bu kainata vücut verenin kudreti, o ilahi kudret, yaratık cinsinden olmayan kudret, icadı eşyada, eşyaya vücut vermede. Zaten bizim en önemli kavramımız, üzerinde durmamız gereken kavram, icat kavramıdır. İcat. Yani daha önce arkadaşımız yazdı ya, devinim, maddenin devinimi neticesinde mi de sonuçta, tabiattaki devinim diye. Ne demekse tabiat, o tabiattaki devinim. Ve bunların hepsi belirsiz anlamlardır. Devinim yani hareket. Harekete vücut verme. Maddeden maksat eğer atom parçacıkları ise o parçacıklara vücut verme. O parçacıklara vücut verme. Buna çok dikkat edelim. İcat kelimesi, vücut kelimesi, varlık kelimesi çok geniş olarak kullanılmalıdır. İcadı eşyada, yani bizim eşya diye gördüğümüz çevremizdeki bulunan maddi şekle girmiş olan varlıklarda, varlıkların var edilmesinde, var olmasında, her biri birer ayet olan silsile-i mevcudatı, her biri bir işaret, yani bir beni bilinçli bir yazar yazdı. O bilinçli bir varlıktır ve o kudretini kullanarak o ilmi bana görünecek şekle getirdi. Her biri birer ayet olan silsile-i mevcudatı, her şey ama istisnasız her şey. Lehü mahv ve ispat denilen zamanın sahife-i misaliyesinde yazıyor. Çok konuştuğumuz bir meselenin yine burada gündeme geldiğini görüyoruz. Şimdi önce zaman nedir diye açıklayalım. Sonra lehü mahv ve ispat o zamanın anlaşılmasına nasıl yardım olur? Yardımcı olur. Peki lehü mahv ispat ne demek? Bir var ediyor, ondan sonra onu varlıktan çekip alıyor. Tekrar var ediyor, onu sonra varlıktan çekip alıyor. Bu var edip sonra varlıktan çekip alındığı levhaya. Levha nedir? Kainatın tümü. Biz insan açısından bakıyoruz. Kainatta devamlı yeni yaratılış ile, yani yaratılışın tazelenmesi ile, ama kainatta bizim gördüğümüz bu devamlı değişiyor. Yani yaratılış devamlı tazeleniyor. Böyle kainat bir levha ise onun üzerinde devamlı bir şey yazılıyor, siliniyor, tekrar yazılıyor, siliniyor, tekrar yazılıyor. O kadar hızlı ki insan zaten o yazıp silinme arasında bir boşluk göremiyor. Ki hani bir saniye desin, saniyenin milyonda biri desin, yani bir isim taksın ona diyemiyor. Onun için biz kainatı tamamen sabit görüyoruz.
Şimdi alternatif elektrik dedikleri bir elektrik var. Şu bizim evimizde kullandığımız elektrik, elektrik mühendisi falan değilim, o teknolojiden falan anlamam ama çok basittir, herkesin bildiği bir şey. Bize devamlı ışık verir görünüyor, değil mi? Hayır, değil. Bir veriyor, bir vermiyor. Bir veriyor, bir vermiyor. Ama o kadar hızlı oluyor ki biz oradaki boşluğu hiç hissedemiyoruz, göremiyoruz. O zaman devamlı ışıkla karşı karşıya oluyoruz. Bak, bize öyle geliyor. Kainat da öyle. Kainat bir levh-i ispat. Bir yazma, bir silme levhasıdır. Yani haşa, bu bir terimdir. Şöyle demeyeceğiz. Yani bir levha var, onun üzerinde yazıp çiziyor demeyeceğiz. Neden? O yazıp çizmenin tümü levha şeklinde karşımızda görünüyor. Üzerinde yazılmış, sonra silinmiş, yazılmış, yazılıyor ve sonra siliniyor olan bir levha, sabit levha şeklinde görünüyor. Halbuki kainatta sabit hiçbir şey yok. O zaman ne diyoruz? Bu bir ifade tarzıdır. Levh-i mahv ispat. İfade tarzıdır. Bir şeyi ifade etmek için kullanılıyor. Devamlı bir örnek, ayna örneği kullanılır ya, hepimiz biliyoruz, ayna örneği kullanılır. İşte güneş ışığı aynada yansıyor diye. İşte kainatta da öyle yansıyan bir takım özellikler var. O özellikler güneşten geliyor denir. Bu temsil olarak kullanılır. Oradaki gibi. Ama kainat gerçeğinde bir ayna var ve o aynada bağlı bir özellikler tecelli ediyor değil. Hepsi birden tecelli ediyor ama diğeri neydi? Bir temsil idi. Yalnızca bir temsil idi. Onun gibi levh-i mahv ispat da bir levha var, onun üzerinde yazılıp çiziliyor değil. Ama bizim açımızdan şu kainat neyin nesidir dersen, devamlı üzerinde yeni 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 yazılan, hep yazılıp silinip tekrar yazılan, tekrar silinip, çünkü dünkü gün bugünkü gün gibi değil. Geçen yıl bu yılki gibi değil. Bir an önce bir sonraki gibi değil, devamlı hareket halinde, devamlı yenileniyor. Onun için lehü mahv ispat denilen zamanı. Şimdi zaman nedir dediğimizde lehü mahv ispat diyeceğiz. Lehü mahv ispat nedir denildiğinde, lehü mahv ispat nedir denildiğinde, hep bir yazılıp çizilme şeklinde, silinme şeklinde görünen, yani devamlı değiştirilen, şu kainatın devamlı değişen yönüne baktığımızda zaman demektir. Bir devamlı değişme var, bir de zaman var değil. Bir mahv ispat var, bir de levha var değil. Ama bu ancak böyle ifade edilir. Yani öyle bakıyorum ben önce kainata, levha gibi görünüyor. Sonra bakıyorum devamlı değişiyor ve değişmede devamlı bir şey yazılıyor. Sonra yeni bir yaratılış var, yeni bir yaratılış var, yeni bir yaratılış var. Ben buna ne diyorum? Zaman. Dün diyorum. Yani aslında ben dün dediğim zaman dünkü yaratılışa, yaratılışın dünkü gerçekleşmesine işaret ediyorum. Ama bir dün var, o dünün içinde bir de yaratılış var değil. Yaratılışın kendisi dündür. Bugün ne yaratılıyorsa ona da bugün diyorum. Bu an, şu an ne kainatı görüyorsam, nasıl bir kainat, varlık görüyorsam, işte şu an o varlığın bana tanıtılmasına şu an diyorum. Biraz önce bir başka varlık tanıtıldı ama o silindi şimdi. Yeni varlık tanıtıldı.
Bekliyorum, yeni bir varlık daha bir dakika sonra tekrar ve bir saniye sonra, bir an sonra bakıyorum, devamlı yeni varlıklar bana tanıtılıyor. İşte bu devamlılığa biz nedir o? Yaratılışın devamlılığı diyoruz. Buna zaman denir. Onun için bir kainatta bir mekan boyutu, bir de zaman boyutu var değil. Ya yalnızca yaratılış var ama insan o yaratılışı ya bir anda fotoğraf makinesi gibi kaydeder ya da insani kabiliyetlerini kullanmak suretiyle film makinesi gibi kaydeder. Fotoğraf makinesi gibi kaydedince mekan, film makinesi gibi kaydedince zaman, her ikisini birden kaydedince yaratılışın, varoluşun gerçekleşmesi, yani kudret-i ilahiyenin gerçekleşmesi benim gözümün önünde derim. Bu kudret-i ilahiyenin gerçekleşmesi ne de ben ilmiyle bilen bir yaratıcının kudretiyle o bilgisini bize takdim etmesi olarak anlamak lazım. Yani yaratıcı kendisini bana bilerek devamlı yaratmak suretiyle tanıtıyor. Devamlı yaratılışı gözlemlediğim için benim sonucum ne oluyor? Aman Allah katından bakıp da Allah devamlı yaratırıp diyor mu diye değil. O mutlak olduğu için onun için devamlıymış, şuymuş, buymuş söz konusu değil. Ama benim gözlemimde bu devamlı yaratılış, ki buna değişerek yaratma, değiştirerek yaratma özelliğine baktığım zaman bu dünyayı bu şekilde yaratanın kendisi mutlak olması gerekir sonucuna ulaşıyorum. Ona da ilah denir. O mutlak olana da ilah denir. Zamanın sahife-i misaliyesinde yazıyor, icat ediyor. İnsan açısından konuşuyoruz. Zamanın sahife-i misaliyesi. Sanki bir zaman var, onun üzerine bir şey yazılıyor. Yani bir kağıt var, onun üzerine bir şey yazılıyor. Değil. Ona ama ancak böyle ifade edilir. O misali sayfa zaten gerçek bir sayfa değil, temsili sayfasında yazıyor, icat ediyor. İşte icadı tekrar getiriyor, yazıyor demek, icat ediyor, icat ediyor demek. Yok olan bir şeye varlık veriyor demek. Onun için hep söylüyoruz, hep konuşuyoruz. Varlık sorusudur önemli olan soru. Ne denirse densin, hareket densin, devinim densin, değişme densin. Hareket derse hareketin varlığının kaynağı ne? Değişme derse değişmenin varlığının kaynağı ne? Gelişme derse gelişmenin varlığının kaynağı ne? Evrim derse bir safhadan diğer bir safha, diğer bir şekle girme, ki ona zaten hareketin bir başka ifadesi evrimleşiyor. Hareket kendi kendini mükemmelleştirerek gerçekleşiyor diyor. Mükemmelleştirmenin kaynağı ne? Varlık kaynağı ne? Varlık kaynağı ne? Bunları sorduğumuz zaman o yaratıcıya izah etmeden kainatın nasıl olup bittiğini, var olduğunu izah eden kişilerin hiçbir cevabı yok. Varlık kaynağı ne? Hareketin varlık kaynağı ne? Değişmenin varlık kaynağı ne? Bunların hiçbirisinin cevabı yok. Onun için böyle icat kelimesine varlık verme kelimesidir o. İcat, vücut verme demek. Yok olan bir şeye varlık veriyor. Onun için çok dikkat etmemiz gerekiyor.
evet, zamanı sayfayı misalesinde yazıyor, icat ediyor, zerratı tahrik ediyor. Bizim açımızdan konuşuluyor. Arkadaşlar buna çok dikkat edeceğiz. Bir zerre var. Onu yaratıcı, kudret-i ilahi o zerreyi harekete getiriyor. Biz ancak böyle görüyoruz. Biz diyoruz ki ağaç büyüyor. Çocuk büyüyor. İnsan yaşlanıyor. Bu bizim günlük pratik dilimizdir. Pratikte böyle konuşulur, böyle konuştuk diye müşrik olduk, kafir olduk falan anlamına gelmez. Ama ağaç büyüyor dediğimizde Nursi'nin bir vurgusu var. Rahmetullah çok hassas. Ağaç büyümez, ağaç büyütülür der. Dikkat çeker. Bizim aklımızdan geçen, duygularımızdan geçen ne olacak? Bunu büyüterek zamanda, zamanın sahife-i misaliyesinde benim gözümün önüne seren zat bu şekilde icat ediyor demek. Ağaç büyüyor demek. Ama gaflet halinde bunu düşünmeden konuşuyor olabiliriz ama düşünüp yani bunun varlık kaynağı nedir diye sorguladığımız zaman karşımıza bu cevap çıkacak. Vücut veren, bunu devamlı değişik şekilde mahav ispat o demek. Bir yani bir var bir yok, bir var bir yok gibi. Bir yazılıyor bir siliniyor, bir yazılıyor bir siliniyor. Yok mutlak anlamda yok değil. Bilgi yazılıyor, sonra siliniyor ama bu bilgi bitti demek değildir ki. Bilginin yansıması bitti. Siz bir kağıda bir cümle yazdınız. Örnek kullanmak lazım. O cümledeki mana sizin kafanızda var. Sildiniz onu. Onun bilgisi bitti değil ki. Yeni bir cümle yazdınız. Her ikisi de sizde var, hala var. Ama sildiniz, ben görmüyorum onu. Ama senin bilginde hala var, bunu inkar edemem. Senin bilginde hala olmazsa ikinci cümleyi yazamazsın ki zaten. Çünkü sende o sanki ne denir? Depolanmış olması lazım. Yani yaratıcı, icat eden, vücut veren, hali hazırda vücut verdiği her şeyi benim açımdan eskiden geçmişte vücut verdiği, şimdi vücut veriyor olduğu, yarın vücut vereceği benim açımdan konuşuyorum. Her şeyi kendi ilim hazinesinde zaten muhafaza ediyor. Hani var olması şart. Buna da lehv-i mahfuz diye temsil kullanılıyor. Orada zaten var anlamında. Zerratı tahrik ediyor. Çok dikkat edeceğimiz kelimelerden birisi. Zerrat var, tahrik var değil, bana zerrat tahrik ediliyor diye görünüyor. Ama aslında ne var? Mahav ispat var. O mahav ispata ben zaman diyorum. Zaman da benim dünyamda ağacın büyümesi olarak görülüyor. Zerratın tahrik edilmesi olarak görülüyor. Yani hepsi icattır eninde sonunda. Hepsi icattır. Hangi ana bakarsanız bakın, o an, o ana mahsus karakterleriyle birlikte varlık veriliyor. Demek, harekat-ı zerrat, zerrelerin harekatı o kitabetten, yazmadan, yazma işleminden, o istinsahtan, yani yeni kopyalar var etmekten, mevcudat alemi gaybtan alemi şehadete, yani yazarın
bilgisinden, ki biz yazarı görmüyoruz, bilgisini yazıp kitap haline getirince görüyoruz. Onun için alemi gayb kitabın yazarının bilgisi. Benim için alemi gayiptir. Şöyle düşünelim, daha açık olsun. Kainat yaratan için bir alemi gayb var, bir de alemi şehadet var değil. Kitabı yazan için. Yani iki türlü varlık var değil. Ya alemi gayb demek, şu alemin şahitlik yaptığı, benim gördüğüm şu alemin varlık kaynağı demek. Benim gördüğüm şu alemin varlık kaynağı, alemi gayiptan alemi şehadete, işte benim gördüğüm aleme ve yani ilimden kudrete geçmelerinde bilginin kitap halinde dökümü, yazımı. İlimden o bilginin benim göreceğim şekilde bir icat, kudretin tecellisiyle vücut verme, gerçekleşince bu vücut verme, vücut vermeyi gerçekleştirme sürecinde, o ilimden kudrete geçmelerinde olan bir ihtisazdır, bir harekettir. Bana göre hep bunların hepsi insana göredir. İnsanın gözlemine göredir. Şöyle bir şey söylesem şaşırmazsınız bu kadar konuşmadan sonra. Aslında hareket diye bir şey yok. Aa, bu da nereden çıktı? Mahav ispat var. Hareket diye bir şey yok. Yani sabit bir atom var da o hareket ediyor değil. Zaman dediğimiz, hani mahav ispat sayfası demiştik ya, bir şöyle yaratılış var, varlığa geliş var, biraz sonra böyle bir varlığa geliş var, biraz sonra böyle bir varlığa geliş var. Ben bunu gözlemliyorum. Buna ben maddenin, yaratılış aleminin, zerratın zaman içinde hareketi olarak görüyorum ve öyle isimlendiriyorum. Aslında ama her yerde böyle konuşulacak bir şey değil de insanlar anlamaz. Aslında bir yaratılış var, bir de zaman var değil. Yaratılışın kendisi zaman. Aslında bir atom var, bir de hareket var değil. Çünkü varlığın kendisi zaten hareket şeklinde yenilenerek bana görünüyor. Bir tane sabit varlık var da o hareket ediyor değil. Zaman boyutuna koyun, bizim dünyamızdaki zaman boyutuna koyun. Herhangi bir ağacı düşünmek veya bir canlı varlığı düşünmek, bir insanı düşünmek daha kolaylaştırıyor olayı. Şimdi insana bakın, kendinize gelin. Kendinize gelin. Bir sen varsın ve bir de sen hareket ettiriliyor, yeni bir şekle sokuluyor değilsin. Ya sen devamlı yenilenerek yepyeni bir şekilde var ediliyorsun. Onun için bu mahav ispat kelimesi, ifadesi çok önemli. Mahav ispat var kainatta. Onun için ben her anın Halık'ının doğrudan doğruya sonsuz ilim ve kudretiyle yarattığının bilincinde olarak ona dönüyor ve diyorum ki, ya Rab, bana şöyle bir şey yarat. Benim böyle bir şeye ihtiyacım var. Bu ihtiyacı ancak sen karşılayabilirsin. Bunu itiraf ediyorum ve sana sunuyorum.
İbadet budur. Dua budur. Bu bilinçlilik lazım. Doğrudan doğruya her anın yaratıcısı var, her bir haliyle, her bir özelliğiyle. Kainatta sabit bir şey yok. Şey demek zorundayım, madde diyecektim. Yani hiçbir özellik, şu bu, hiçbir şey yok. Sabit. Ki o sabit şeyi değiştirelim. Harekete geçirelim. Bizim tecrübemizdedir bunların hepsi. Ama biz bileceğiz ki biz böyle ağaç yaz gelince meyve verecek diye biliyoruz. Bu ümidimizi yaratılışın sürekli yenilenmesinden edindiğimiz tecrübeye borçluyuz. O tecrübeden diyoruz ki bu kainata vücut veren hep bu tarzda vücut veriyor. Bu ağaç gelecek senede meyve verir. İnşallah denir ya. Yani eğer yaratıcı onu meyve verir şekilde yaratır ise, birazcık zor bunu, çünkü günlük hayatımızdaki alışkanlıklarımıza ters düşen bir anlayış gibi görünüyor. Ama alışkanlıklarımızla beraber gidersek, işte canım Allah kainatı yaratmış. Çünkü mesela kainatın kendi kendine var olacağını kabul edecek insan yok. Yani ona insan da denmez kabul etse. Nedir işte, öyle işte geçinip gidiyorlar diyenler varsa, yaratmış. Şimdi kainat artık ona verdiği özelliklerle bir harekete tabi tutmuş, hareket edip gidiyor gibi görünüyor. Ben de bu alışkanlıkla bu anlayış hemen kabul görüyor. Neden? Çünkü ben de bu ağaç her zaman bu meyveyi verir diye görmüşüm, alışmışım. Yani yaratmadaki gerçekleştirilen düzen, dikkatli olmak lazım, yaratma sürecinde gerçekleştirilen düzene ben sanki sabit bir şey var da böyle bir değişikliğe tabi tutuluyor ve böylece harekete geçiriliyor ve o hareket de o kadar hızlı ki sürekli takip eden mahav ve ispat kelimesinin karşılığı olarak ihtizaz şeklinde görünüyor bana. İhtizaz. Tahavvülat-ı zerrat, zerratın ihtizası, titreşimi şeklinde. Ama her titreşim anı yeni bir varlıktır. Anlıyorum. Yani bir arkadaş dese ki ya bu benim zoruma gidiyor yani. Kavramakta güçlük çekiyorum. Evet. Ben de yıllarca kavramakta güçlük çektim de ya inşallah kavranabilir ama üzerinde düşünmek lazım. Alışkanlıklarımızı kırmak lazım. Yalnızca zahirde gördüğümüz şekliyle kainat, işte böyle bir kainat var dönüp duruyor tarzında. Bu ağaç var işte, her yer böyle mevsimi gelince çiçek açar, meyve verir, sonra kurur kışın, yapraklarını döker, sonra tekrar bahar gelince çiçek açar, tekrar yapraklar geliştirir, sonra meyve verir yazın diye gözlemlediğim için sanki sabit bir ağaç var da o ağaç kendi kendine hareket ediyor gibi olur. Hayır. Ne sabit ağaç var, ne de o ağacın kendi kendine hareket etmesi var. Yaratılışın, varlık alemine gelişin sürekli tecellisi var. Neden sürekli tecellisi çok önemli? Çünkü ancak kainatı var edenin, kainatı sürekli yeniden yeniye vücut kavuşturmak suretiyle
kendisinin bir, kainat cinsinden olmadığı, iki, mutlak olduğu. Ki mutlakı bir önceki sohbette konuştuk. İhata etmek mümkün değil ama olması gerektiğini anlamak çok kolay ve zorunlu. Mutlak olduğunu bu şekilde izah ediyor. Eğer bir kimse bir bina yapsa, iki bina yapsa ve dursa, bu insana mutlaktır denmez. Ama gözlemlediğim bütün onlarda devamlı bina yapıyor, ölmüyor, eskimiyor, eksiksiz, noksansız yapıyor, unutmak yok, yorulmak yok. Yani bu ayetül kürsi'de وَلَا يَعُودُهُ حَفْثُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ. O yorulmaz ki o varlığın devamını sağlamada. Kur'an'da ona hıfzuhuma, muhafaza etmede, semayı ve arzı yani varlığı muhafaza etmede denir ya, o semaya, sema ve arz burunda kainatın tümünü bütün yönleriyle temsil eden ifadedir. Kainatın tüm varlığını var ederek, varlığını koruyarak, var edilmelerini korumak suretiyle bir yorulma falan söz konusu görülmüyor. İnsan öyle düşünür çünkü yorulmuyor mu diye. Öyle bir şey görülmüyor. O halde ona ben ancak ne derim? Tahayyül edilemeyen, tasavvur edilemeyen, benim düşünebildiğim şu alem şartlarıyla tanımlanamayan, mutlak sınırsız diyebileceğim bir varlık olması lazım kainatı var eden derim, demek zorundayım. Ama oraya geçmeden önce birkaç tane yazılan var. Bir tane yazılan varmış. Ahmet Ali şöyle diyor. Sinemada aynısı oluyor bizim devamlı gördüğümüz sahne. Resim karelerinin biri alınıp diğer bir kare biraz değiştirilmiş olarak yerine konuluyor. Mahav ve ispat. Yerine konuluyor. Güzel bir ifade. Mahav, ispat. Yazılıyor, siliniyor, yazılıyor. Silinen yere tekrar yazılıyor. O kadar çabuk ki sanki sabitmiş gibi görünüyor ki filmde de sanki sabitmiş gibi görüyoruz. Ama lehü mahav ispat ise çok üzerinde durduğumuz için inşallah anlaşılması kolay olacak bu paragrafın. Sabit ve daim olan lehü mahfuz-ı azamın, şimdi yaratıcının ilminin, daire-i mümkinatta şu benim gördüğüm alemde, yani mevt ve hayata, vücut ve fenaya daima mazhar olan eşyada, yani devamlı yazılıp silinen, yazılıp silinen eşyada, mütebeddil bir defteri ve yazar bozar bir tahtasıdır ki, hakikati zaman odur. İşte bu lehü mahfuz. Bunu konuştuk önceki paragrafta. Lehü mahfuz dediğimiz yaratan kaynağın, mutlak ilminin benim tarafından gözlemlenip bu yazar bozar lehü mahfuzu böyle tercüme etti, yazma bozma diye. Biz ona yazma silme dedik. Mahfuz, evet, bozma, dağıtma anlamında ama yazma deyince onun karşısına silmeyi daha uygun geldi bana da onun için yazma silme dedim. Yazar bozar bir tahtasıdır ki ne bu? Lehü mahfuzu, lehü mahfuz ispat. Hakikatin zaman odur. Şimdi zamanla ne diyoruz? Konuşmuş durmuşlar filozoflar. İnsanlar da bazen böyle felsefe yapma meyli görünüyor. Öyle meyli olan, ağırlıklı olan var. Hiç oraya girmeyen var. Fark etmez. Zaman dediğimiz olayın aslı
ilmi ilahinin sürekli tecellisi ama sonsuz olduğu için sonsuz değişik biçimde yazılıp yeniden silinip tekrar yazılma, yazılıp silinip tekrar yazılma şeklinde sonsuzluğunu göstermek için, mutlakiyetini göstermek için şeklinde tecelli etmesine biz zaman diyoruz. Ona basitçe bu derslerde devamlı konuşuruz. Zaman, yaratılışın sürekli gerçekleştirilmesinin insan dilindeki ifadesidir. Evet, her şeyin bir hakikati olduğu gibi zaman dediğimiz kainatta cereyan eden bir nehr-i azimin hakikati dahi, yani bu devamlı gerçekleşen şu kainatın işaret ettiği gerçek, kendisi devamlı değişiyor, o zaman değiştiriliyor. Değiştirilen, değiştirene hakikat odur. Yoksa bizim gördüğümüz o hakikatin yansımasından ibarettir. Bu nehr-i azimin hakikati dahi levh-i mahv'daki kitabet-i kudretin sayfası, yani burada bir özet yaptı gibi geldi bana, daha önceki söylenenlerin kudret yazma fiilinin, daha önce konuştuk ya, yazarın bilgisi var, onu yazma haline getirir, kitap haline getirir diye, bunun kudret ile o bilginin yazılmış bir kitap halinde görünümü diyelim. Kitap ya da kağıt, kalemle yazarsınız, daktiloyla yazarsınız veya dijital olarak yazarsınız, fark etmez. O kitabı, kitabeti kudretin, kudret yazma fiilinin, kitabet yazma fiilinin sayfası ve mürekkebi hükmündedir. Lehv-i mahfuz ispat. La ya'lemul gaybe illallah. Yani onun, bu da önemli bir nokta. Kudretin sayfası ve mürekkebi hükmünde. Yani bizim kavramlaştırmalarımızdır bunlar. Kur'an bizim kavramlarımızla konuşur. Bunları unutmayalım. Kur'an benim kavramlarımla cennet tasviri yapar. Kur'an benim kavramlarımla cehennem tasviri yapar. Ondan sonra da der ki ne hayal ettin, ne senin düşüncenden geçti, ne hayalinden geçti. Bambaşka bir yaratılıştır. Kalkun cedid o demektir. Kur'an'ın tabiriyle. Bambaşka bir yaratılış. Ama ne yapar? Ağaçlardan bahseder, ırmaktan bahseder, saraylardan bahseder. Benim kavramlarımla konuşur. Onun için Kur'an'ın konuşmasındaki levh-i mahfuz ispat, fi levh-i mahfuz ayetindeki ifadeye işaret ederek, nasıl bir levha bu demeyin. Yani benim gözlemimde bu ilmin kayıt olduğu bir merkez, bir depo olması lazım. İşte o olması lazım dediğim şeyi ben bu dünya dilinde levh-i mahf ispat derim. Kur'an onun içinde bana der ki senin dilindeki o levh-i mahfuz var ya, işte ona referans veriyorum der. O senin dilindeki. Ama tutup da yıldızların ötesinde bir levha var, orada bir şeyler yazılı diye tasavvur etmeyin. O benim kavramlaştırmalarıma göre Kur'an'ın konuşmasıdır. Kur'an bir tenezzülat-ı ilahiyedir. Mutlak olanın benim kapasiteme inerek, tenezzül ederek, inerek bana konuşmasıdır. Benim kapasitemde benim kullandığım dil var. Onun için Kur'an bir insan diliyle konuşur. Herhalde bunları daha önceleri zaman zaman referans vererek ve hep gündeme getirdik. Çünkü önemli kilit noktalarıdır bunlar. Kur'an neden Arapçadır?
İnsan diliyle konuşur insana. Çünkü tenezzülat-ı ilahiyedir. Yani mutlak olan Allah, yaratıcı, mutlak lisanla konuşsaydı ne olurdu? Ben hiçbir şey anlamazdım. Ben mutlakı kavrayamam ki. Ne yapacağım? Kainatta olduğu gibi mutlak olan kudretini sınırlı olan kainatta gösterecek, tecelli ettirecek. Mutlak olan ilmini sınırlı bir dil kalıpları içerisinde bana bildirecek. Onun için Kur'an Arapçadır. Ama Latince olsa o da olurdu, fark etmez. Yani Arapça daha mükemmel, bunlar argüman değil. Bir insan dilidir. İnsanın düzeyinde tenezzül edilerek yapılmış bir ilahi konuşmadır. Dolayısıyla kelimeler insanın kelimeleridir. Kelimelerin manaları mutlak olan ilme dayanır. Onun için burada ne dedi? La ya'lemul gaybe illallah. Gaybı Allah bilir dedi. Ne anlayacağız buradan? Ne işi var bu kelimenin burada? Gaybı ancak Allah bilir dedi. O mutlak. Şimdi ben neyi görüyorum? Kelimeyi görüyorum. Kelimenin içindeki manayı ancak o kelimenin manasının kaynağı olan mutlak ilim sahibi ihata edebilir. Ben edemem. Ben yalnız bana görünen, kavrayabildiğim kadarını kavrarım. La ya'lemul gaybe illallah, o demek. Onun için lehü mahv ispatın, bu kelimenin ilmi ezeliğe delalet ettiği açık. İlmi ezeliğinin içeriği ben bilemem. Ama böyle bir şeyin varlığından kesin eminim. Olması gerekir. Sonsuz bir ilim olmazsa böyle devamlı yenilenen bir kainat milyarlarca yıl hiçbir zaman birbirinden aynısı olmadan varlık alemine getirilip devam etmesini izah etmek mümkün değildir benim için. Kabul edemem. Onun için kaynağı mutlak olması lazım. O zaman şöyle diyelim, ne demek olduğunu tartışmaya girmeden, mutlak olanın mahiyetini ancak mutlak olan bilir. Yani yaratıcı kendisinin mahiyetini yalnız kendisi bilir. La ya'lemul gaybe illallah. İnnemel ilmu illallah. Hep bu ifadeler var ya. Allahu alem. Bunları kastediyor olmalıdır. Konuşurken böyle Allahu alem dediğimizde ne diyoruz? Dediğimizde bu işin hakikati yani kaynağı ancak o kaynağın kendisi tarafından bilinir. Yaratık cinsinden olanlar o kaynağın mahiyetini, içeriğini, kapsamını bilemezler. Ben Arapça kelime, Kur'an'daki Arapça kelimeyi biliyorum. O kelimenin benim dilimdeki kullanımını bilirim ama o kullanımdan yaratıcının bana aktardığı ilmin benim kapasitemde ne kadarını kavrayabiliyorsam onu bilirim. Hepsini kavramak mümkün değil. Onun için ne diyoruz? Kur'an yani kelamullah zaman ve mekan sınırlanmasından muaftır. Zaman ve mekanla sınırlanan bir manayı içermez. Mutlak olan manayı içerir. O halde her devirde her insan o mutlak olan manadan kendisinin alabildiği kadar, kabının genişliği kadar faydalanacak. Buna tipik örnekte ne denir? Tipik örnek, temsil bu. Herkes kendi kabı kadar okyanustan su doldurur. Ama ben okyanusu ihata ettim diyemezsin. Kabım kadar aldım ama o da okyanustandır. O da okyanustandır. Bu ayet-i kerime vardı ya, ayetül kürsüdeki ayet-i kerime.
ve la yuhitune bi şeyin min ilmihi illa bima şaa. Kimse onun ilminden, ilmini tamamen ihata edemez ama ancak onun dilediği, bilinmesini istediği kadarıyla oradan ilim elde edebiliriz, bilgi elde edebiliriz. Hepsini edemeyiz. Bu ayetleri okurken dikkat etmek lazım. Bakın insanlar zaman zaman yeni bir şeyler öğreniyor. Yani o kalp biraz daha genişliyor, biraz daha genişliyor ama hiçbir zaman tüm okyanusu içerecek hale gelemez. Mutlak olması lazım o zaman. O takdirde. Çünkü okyanus bir örnektir. Okyanusun sınırı var da yaratıcının mutlakiyeti zorunludur. Bu ayrı bir konu. Mutlak olanın sınırından bahsetmek çelişkidir. Mantıki çelişkidir. Bu çok zor olan konuyu hakikaten kavranması zor. Bir defa duydum. Ben bunu anladım da olmaz. Devamlı hayatımızda bunun tecrübesini yapıp, dile getirip, müzakeresini yapıp, tekrar tekrar örneklemeler yapma, göstermek suretiyle bizim dünyamızda bunun yavaş yavaş alışkanlıklarımızı yırtarak yerleşmesine çalışmak, dua etmek lazım. Bir defa duydum, anladım, olmaz. Hakikati zamanı bir defa duymayla kimse anlamaz. Doğrudur. Yani anlamamak da haklı. Ve alışkanlıklarımızı yırtıp da birdenbire bambaşka bir aleme açılan kainat anlayışı hiç de kolay bir iş değil. Evet. Vaktimiz çok geçmiş. Özür dilerim. Hemen kapatıyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Subhaneke la ilme lena illa ma allamtena. İnneke entel alimul hakim. Ve ahiru davahum. En elhamdülillahi rabbil alemin. Bi hurmeti sirri suratil Fatiha.